G-7,7 kapalı aralığında, bu buradaki iki değerin de aralığa dahil olduğu anlamına geliyor. Evet, burada tanımlı ve iki defa türevlenebilir bir fonksiyonmuş. Aşağıda ikinci türevinin grafiği verilmiş ve G'nin grafiğinin kaç tane büküm noktası vardır diye de sormuşlar. İsterseniz önce büküm noktasının ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Büküm noktası eğrinin çukurluğunun yön değiştirdiği, yani mesela aşağıdan yukarıya doğru döndüğü noktadır. Bu arada büküm noktasında eğimin azalırken artmaya başladığını da düşünebilirsiniz. Bakın, eğim burada azalıyor, öyle değil mi? Ve buraya geldiğimizde de birdenbire artmaya başlıyor. İşte bunun olduğu x değerine büküm noktası adı verilir. Buna ek olarak bunların tam tersinin doğru olduğunu da eklemek isterim. Mesela burada eğim negatif ama artıyor. Buraya geldiğimizde ise azalmaya başlıyor. Başka bir deyişle bu da bir büküm noktasıdır. Bir fonksiyonun birinci ve ikinci türevinin büküm noktalarında nasıl değiştiği ile ilgili daha ayrıntılı videolarda hazırladık. Ama bu videodaki soruyu hızlıca çözebilmek için size hemen büyük resmi göstereceğim. İkinci türev grafiğine baktığımızda büküm noktasını ikinci türev eğrisinin x eksenini kestiği nokta olarak belirleyebiliriz. Bu arada x eksenine değmekten, yani teğet olmaktan değil, x eksenini boylu boyunca kesmekten bahsediyorum. Anlaştık mı? Bir bakalım. X eksenini burada kesiyoruz, değil mi? Yani bu bir büküm noktasıdır. Burada da kesiyoruz. Burada x eksenine dokunuyoruz. Yani ikinci türevimiz sıfıra eşit. Ama x eksenini kesmediğimiz için, yani pozitifken negatif olmadığımız için fonksiyonun bu aralıkta negatif olmadığını söyleyebiliriz. Evet, aynı şekilde burada da. Bu noktayı geçtikten sonra belki ilginç şeyler olacak ama bize fonksiyonun sadece bu aralıkta tanımlı olduğunu söyledikleri için buradan sonra bir şey olmayacağını, yani x eksenini kesmeyeceğimizi de söyleyebiliriz. Peki bu durumda G'nin kaç tane büküm noktası vardır? İkinci türevin grafiğine göre G'nin iki tane büküm noktası vardır, değil mi? Cevabı bildiğimize göre size başka bir soru daha sormak istiyorum. X eksenini neden kesmemiz gerekiyor dersiniz? Yani x eksenine teğet olmak, değmek neden sayılmıyor acaba? Bakın şimdi, bunun ikinci türev grafiği olduğunu düşünelim. Evet, bu f üssü üssü olsun. Bu durumda birinci türev buna benzeyen bir şey olabilir. Hemen çizmeye çalışıyorum. Eğim negatif, negatif, negatif ama bu noktaya geldiğimizde birdenbire pozitif olup artmaya başlıyor. Evet, bu da f üssünün grafiği. Buna dayanarak fonksiyonun grafiğinin de, fonksiyonun eğimi mesela burada son derece pozitiftir ama sonra azalmaya başlayacak ve bu noktaya geldikten sonra da artmaya. Eğim burada pozitifse fonksiyonu bu şekilde çizebilirim. Eğim pozitif, sonra azalmaya başlıyor ve bu noktadan sonra da birdenbire artışa geçiyor. Bu da çukurluğun bu kısımda aşağı, bu kısımda da yukarı yönlü olduğu anlamına gelir. Eğim pozitif ama azalıyor. Bu noktadan sonra yine pozitif ama bu sefer artıyor. İkinci türevin x eksenini neden kesmesi gerektiğini umarım anlatabilmişimdir.